Tülüat 11 avamı Müslümini onlar aleyhinde sevk etmek de esbabın en ahiridir. Fetva şer'i ve ameli konularda sorulan sorulara müftü tarafından verilen cevaptır. Kaza ise fıkıhta bir terim olarak taraflar arasında ortaya çıkan dava ve anlaşmazlıkların usulüne uygun olarak hakim tarafından görülüp hükme bağlanmasıdır. Gerek müftü gerekse kadı Kur'an ve sünnetin hükümlerine bağlı kalıp bu çerçevede hüküm vermekle beraber fetva ile kaza arasında şu temel farkların mevcut olduğunu görmekteyiz. Fetha, fetva fetva şer'i hükmü açıklamak ve bildirmekten ibaret olup istişari mahiyettedir, bağlayıcı değildir. Kaza ise şer'i hükmü haber vermekle birlikte bağlayıcı nitelik taşır. Fetva şer'i ameli bütün meseleleri kapsadığından yargılama ile ilgili konularda olduğu gibi ibadet benzeri hususlarda da geçerlidir. Kaza ise ibadet ve ferdi yönü ön plana çıkan hususlarda cereyan etmez bu itibarla. Müftünün fetvası meselenin dini vicdani yönünü, hakimin hükmü ise kaza yönünü ilgilendirir. Müftü söylenene göre fetva verir, kadı ise delilleri göz önünde bulundurur. Mesela borcunu ödediğini söyleyen bir kimseye müftü sorumluluktan kurtulduğunu bildirirken hakim ispat etmesini ister. Kadılıkta resmi görev şart iken müftülükte ilmi liyakat esastır. İstanbul'un milli mücadele aleyhinde verdiği fetvanın geçersiz ve önemsiz olduğuna işaret ediliyor. Fetva tek taraflı verilirken kaza yani yargı iki tarafın delil ve beyanları dinlenilerek verilen bir hükümdür. İstanbul fetvası İngiliz baskısıyla çıkan hükümsüz bir fetva olup asıl ve gizli nihai amacı şeriata uygunluk değil avamı müslimini onlar aleyhinde sevk etmektir. Sual, Anadolu aleyhinde çıkmış olan fetvaya ne dersin? Cevap, fetvayı mahs değil ki i'tizar edilsin. Belki kazayı tazammun eden bir fetvadır. Çünkü fetvanın kazadan farkı mevzuamdır, gayrimuayyendir hem mülzim değil. Kaza ise muayyen ve mülzimdir. Şu fetva ise en muayyendir. Kim nazar etse biz zarure muradı anlar. Hem mülzim olmuştur. Çünkü avam-ı müslimini onlar aleyhinde sevk etmekle esbabın en ahiridir. Haşiye bir. Cahi dikkattir ki merkezi hilafet uleması ve darul hikmet ve zabıtay ahlakiye ile fuhuş, işret, kumar gibi kebairi izale değil, tevkif edemediler. Anadolu hükümetinin bir emriyle bütün işret kumar gibi kebairler men edildi demek desatiri hikmet neva hükümetle kavanin hak nevabıtı kuvvetle imtizaç etmezse cumhuru avamda müsmir olamaz.''